O bir madenci. Onun işi yerin 500 metre altında. Bu başka bir madenci. Kömür vagonlarını katıra bağlıyor. Yer altına o götürecek. Karanlık tünelde kayboluyor. Şimdi sıra başka bir katır ekibinde. Ama bu katır biraz inatçı. Fakat yola girecek çünkü yıllardır bu işi yapıyor. Tıpkı maden işçileri gibi o da vardiyalı çalışıyor. Belirli saatlerde çalışıp dinleniyorlar. Emeklilik yaşları 20. Ve peşi sıra bütün işçiler onu takip ediyor. Biz de ekip olarak onların peşine takılıyoruz. Burası ocağın ana giriş tüneli. Çökmelere karşı kalaslarla güçlendirilmiş. Kalaslar çam ağacından. Nedeni ise esneme özelliğinin olması, birden kırılmaması. Karşıdan boş kömür vagonlarıyla bir işçi geliyor. Yol vereceğiz. Rutubet oldukça fazla. Objektifimiz kullanıyor. Diğer işçileri takip ediyoruz. Yoksa her an kaybolma riskimiz var. Her yer karanlık tünellerle birbirine bağlanmış. Uzun bir yolculuktan sonra kömürün çıkarıldığı ana damara iniyoruz. İşçiler kompresörle kömürleri ayrıştırıyor. Şu an 500 metre yerin altındayız. Kömür önemli bir yeraltı zenginliğimiz. Türkiye'de ısınma için kullanıldığı gibi elektrik üretiminin 1/3'ünde kömür kullanılıyor. Kömür milyonlarca yılda oluşan bir maden. Özellikle taş kömürü yoğun enerji veren bir kömür. Genelde sanayi alanında kullanılıyor. Bulunduğumuz alan oldukça küçük bir alan. İşçiler işte buralarda grizu patlamasına maruz kalıyor. Grizu patlaması metan gazının havayla buluştuğunda oluşan bir patlama. Yukarıdan boş vagon indiriliyor. Doldurulup tekrar yukarı çekilecek. Kömür damarında çalışma yoğun bir şekilde devam ediyor. Sürekli ölçüm yapılmasına rağmen her an bir gaz çıkışı olabilme ihtimali var. Metan gazı haricinde karbonmonoksit, karbondioksit gibi. Bunun haricinde göçük tehlikesi de var. Maden ocaklarında 1955'ten bu yana 2500'den fazla işçi ölmüş, 300 bine yakın işçi yaralanmış istatistiklere göre.
çalışan işçilerin birinden bilgi alıyoruz. Allah-u Teala öyle bir yaratmış ki, bak işte bu kazmaya vurduğun yer taş. Tamam mı? Burası taş, burası da taş. Bunun arasında 2 metre kömür. Biz bunu kazı yaparak bu şekilde bağıta ata gidiyoruz. Burası taş, tavan taş, tavan taş. Bu yer altında böyle bu şekilde ilerliyor kömür. Ve biz de bunu takip ede de yukarı baca çıka çıka bu kömürü alma işlemini hallediyoruz. Siyahkar Zonguldak'ın deresi yüz karası değil, kömür parası. Böyle kazanılır ekmek parası abi. Bu mutfakta ekmek parası bu şekilde alınıyor. Önden görsün başkanım. 127 dolara kömürü alıyorlar. 127 dolara. Yani bu kömür burada bu şekilde çıkıyor. Nasıl çilelerle çıkıyor? Bunu başbakan duysun, bunu gönderin ona. Gönderin. Ekip olarak biz de yardım etmeyi deniyoruz ama pek becerdiğimiz söylenemez. İşçiler çok rahat davranıyor ama biz çok da rahat değiliz. Kozlu üretim bölgesinde 1992'de yaşanan ve 263 kişinin öldüğü maden kazası hala aklımızda. Ve 2014 yılında Manisa Soma ilçesinde 301 işçi hayatını kaybetmişti. Bu maden faciası Türkiye'de yaşanmış en büyük kaza olarak istatistiklere geçmişti. Kömür bir üst bölmeye taşındı. Buradan başka vagonlara yüklenip ocak dışına çıkarılacak. Bu vardiya bitimine kadar sürüp gidecek. Artık yukarı çıkma zamanı. Ekip olarak biz de vardiyamızı tamamladık. Onlarla birlikte yukarı çıkıyoruz. Kömür dolu vagonlar bazen insan gücüyle bazen de katırların yardımıyla ocak dışına çıkarılacak. Ramazan uzakta mı yakında mı acaba? Uzakta mı yakında mı? Şey, önden mi geldi?
Ocak ağzında yerimizi alıyoruz. Çıkan kömürler bir yerde biriktirilecek, buradan da kamyonlara yüklenip işlenmek üzere fabrikalara götürülecek. Çıkanlar mutlu. En azından başlarına kötü bir şey gelmedi. Katırlar da öyle. Onlar da ahırlarına kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. Hoşça kalın.